Canlar, ne haber? Yeni video serimiz ve yeni ismiyle Geek Gündem'in 3. bölümüyle karşınızdayız bu sefer. Bu seride geçtiğimiz haftanın öne çıkan sinema, dizi ve oyun gündem haberlerini kendi bakış açımız ve yorumlarımızla harmanlayarak olabildiğince hızlı bir şekilde size aktarıyoruz. Game of Thrones spin-off'u House of the Dragon, DC Fandom 2021 fragmanı, Twitch sızıntısıyla ortaya çıkan dolar milyoneri yayıncılar, Joker 2 dedikoduları, Squid Game'i gerçek sanan insanlar, Silent Hill ve Metal Gear Solid'in yeni oyunlarına dair ipuçları ve The Eternals'tan gelen yeni haberler öne çıktı geçtiğimiz hafta içerisinde. O zaman vakit kaybetmeyelim ve Geek Gündem'in yeni bölümü başlasın. İyi seyirler. Squid Game ile başlayalım. Güney Kore yapımı bir iş olmasına rağmen geçen hafta içerisinde Netflix'in en çok izlenen dizisi olma unvanına erişen yapım bu sefer bir telefon numarasıyla gündemde. Gelir adaletsizliği ve günümüz ekonomik sisteminin içinde çaresiz ve çıkışsız kalan insanların hayatlarını inceleyerek başlıyor bu 9 bölümlük drama. Sonrasında ise bu tür bir yaşamdan kurtulabilmek adına bu insanların katıldıkları vahşi ama sonunda 340 milyon Türk lirasına tekabül eden bir ödülü kazanma ihtimali olan bir oyun üzerine kuruluyor ana öykü. Bu oyuna katılabilmek adına ise bu insanlara bir telefon numarası veriliyor ve bu numarada aslında gerçekten de Güney Kore'de kendi halinde yaşayan bir kadının numarası. Fakat bu tesadüf dolayısıyla hiç de memnun değil bu hanımefendi. Çünkü bu numarayı dizide gören çok sayıda izleyici geçen hafta içerisinde birdenbire bu numara ve kombinasyonlarını aramaya ve bu telefon sahibine umutsuz serzenişlerde bulunup Squid Game isimli oyuna katılmak istediklerini belirtmeye başladılar. Bu arabaların çoğu tabii ki eminiz sadece trolleme girişimleriydi. Ama Güney Kore'de de aynı dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi gelir eşitsizliğinin son zamanlarda ne kadar büyük bir soruna dönüştüğünü düşündüğümüzde gerçekten de çaresiz ve para kazanabilmek adına bir ölüm oyununa katılmayı göze alabilecek insanların varlığına mı yoksa kurgu bir diziyi fazla ciddiye alıp gerçekmiş gibi hayatlarına devam eden kişiliklere mi gülelim bilemedik. Buna ek olarak Netflix online mağazasında dizinin logosunu barındıran tişörtleri 35 ile 40 dolar arası fiyatlarda satışa çıkardı. Kapitalizm eleştirisi yapan bir dizi üzerinden para kazanmayı amaçlayan bu ironik formül yine bir sistem eleştirisi öyküsü olan 1999 tarihli Fight Club filminin popülaritesi üzerinden filmin logosu bulunan sabunların ve baş karakteri Tyler Durden'ın kostümünün zamanında filmin stüdyosu tarafından satışının yapılmasını hatırlattı. Game of Thrones bittiğinden beri bu evrenle ilgili yapılan ilk iş olan House of Dragon'dan ilk fragman geldi. Targaryen hanedanlığına ve bu evrenin geçmiş zamanlarına odaklanacak olan yapım 2022'de HBO Max'te yayınlanacak. Konu Game of Thrones olduğunda artık birçok diğer eleştirmenin de deneyimlediği gibi biz de bu konuda ne diyeceğimizi söylemekte oldukça zorlanıyoruz. İlk 3 sezonuyla seyircisine kusursuza yakın ve sonraki 2 sezonuyla da mükemmel bir deneyim yaşatıp sonra gitgide dibe vuran, final sezonuyla ise tarihte eşi benzeri görülmemiş bir felakete neden olan Game of Thrones şu anda neredeyse ölmüş bir marka. Örneğin Yüzüklerin Efendisi 1948 yılında yazımı bitirip kitapçılarda yerini aldığından beri sürekli fan kitlesini geliştiren ve günümüzde hala aynı coşku ve dinamizme sahip bir hayran kitlesine sahip. 4-5 farklı kuşağı aynı çatı altında toplama kapasitesine sahip olan bir başyapıtken Game of Thrones 2019 yılında sona ermiş olmasına rağmen peşinden sürüklediği kitleyi neredeyse tamamen kaybetmiş, hala kendisini güzel anmaya çalışan insanlar ise bunu son sezonları unutmaya çalışarak yapabildiği bir kitap ve dizi serisi. Öyle bir felaket yaşadı ki marka dizinin yaratıcısı ve yazarları David Benioff ve Dan Weiss artık korkudan davet edildikleri panellere çıkamıyor ve dizi bitmeden önce anlaşma yaptıkları şirketlerle olan anlaşmaları tek tek iptal edildi ki bu anlaşmalardan birisi de yeni bir Star Wars üçlemesiydi. Zaten dedikodulardan birisi de bu ikilinin Star Wars markasına kapağı atıp kısa yoldan parayı vurmak istediği için Game of Thrones'un son iki sezonunu çabucak çala kalem bir şekilde yazdığı ve bitirdiğiydi. Durum bu olunca House of the Dragon'a gerçek bir heyecan duymak oldukça zorlaşıyor. Evet, fragmanda oldukça iyi çekilmiş gibi gözüken sahneler var ve evet, Targaryen ailesi üyeleri Matt Smith'in canlandırdığı Daemon Targaryen başta olmak üzere oldukça güzel ve karizmatik bir duruş sergiliyorlar. Ama Game of Thrones'u izleme sebebimiz karizmatik karakterler ve iyi çekilmiş sahneler miydi? Bizce izleyiciyi kendisine asıl bağlayan şey gerçekçi, kırılgan ve dibe vuran karakterler. Çok iyi resmedilmiş bir ortaçağ atmosferi, gücüne entrika ve kaliteli yazılmış sürprizlerden alan senaryo, duvarın ötesinde ak yürüyenler olarak adlandırılan tanımlanamayan gizemli yaratıkların varlığı ve bunun seyircide yarattığı tehdit ve gerilim unsurlarıydı. Durum buyken güzel savaş sekansları ve bol ejderhaların olduğu sahnelere ek olarak Targaryenlerin ön planda olduğu bir öykü izlemek eski Game of Thrones izleyicilerini ne kadar memnun edecektir bunu şimdilik söylemek zor. En azından George R. R. Martin'in daha ön planda olduğu ve David Benioff ve Dan Weiss ikilisinin ucundan bile dahil olmadığı bir yapımı izleyecek olmaktan memnunuz. Kim bilir, belki de markayı yeniden canlandırmayı başaran ve gelecekte Game of Thrones son iki sezon felaketlerini dahi düzeltmeyi başarabilecek bir olaylar dizisinin ilk adımı olur bu yapım.
The Eternals ilk gösterimi yapmaya çok yakın. Marvel'ın yeni karakterlerini sinema evrenine dahil etme adımlarından bir yenisi olarak tanımlayabileceğimiz The Eternals, Roma Film Festivali'nin son günü olarak belirlenen 24 Ekim'de festivalin kapanış filmi olarak ilk gösterimini yapacak. 3 Kasım'da Avrupa'nın birçok ülkesinde sinemalarda gösterime girecek olan yapımı Türk izleyicisi ise 5 Kasım'dan itibaren izleyebilecek. Filmin şu ana kadar yayınlanan fragmanlarının çok özel bir şey vaat ettiğini söylemek zor. Fakat filme olan beklentimizin bir diğer Marvel filmlerine oranla daha yüksek olmasının nedeni yönetmen koltuğunda oturan Chloe Zhao. The Heartlocker'la en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan Catherine Bigelow'dan sonra Nomadland'le bu unvanı taşıyan ikinci kadın yönetmen olma şerefine erişen Zhao, tabii ki radarımızda olan bir kişilik. Filmlerine yansıyan kadın bakış açısına ek olarak Çin doğumlu olması dolayısıyla sosyal meseleleri irdelerken daha objektif ve farklı bir yanı olmasından dolayı kendisi Hollywood'da film yapan diğer yönetmenlerden ayrılıyor. Üstelik filmleriyle aynı anda hem Amerikalıların hem de Çinlilerin hedef tahtasına oturmayı başarabilmesi ise hem bu objektifliğini hem de kendisinin ilginç kişiliğini vurgulayan bir ikilik. Yeni Marvel filmimiz ise dünyaya geldikten sonra burada insanlığın gelişimine katkıları olan kadim ve olağanüstü güçlere sahip uzaylılar Eternals'ın hikayesini anlatacak. DC Fandom 2021 fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz yıl içinde türünün ilk örneği olarak internet üzerinden gerçekleştirilen etkinliğin ikincisi bu sene 16 Ekim'de yapılacak. Etkinliğin fragmanında da ipuçları verildiği şekliyle bu etkinlikte öne çıkacak olanlar Matt Reeves'in The Batman filminin yeni fragmanı, Drak takma ismini artık geride bırakmış olan Dwayne Johnson'ın Black Adam'a bir ilk bakış videosu, yine aynı şekilde The Flash filminden bir ilk kısa görüntü, Aquaman and the Lost Kingdom'la Shazam the Fury of the Gods'ın kamera arkası görüntüleri olacak. Üstelik bu sene gösterime giren, karışık eleştiriler alan Suicide Squad filminin öne çıkan karakterlerinden Peacemaker'ın HBO Max'te yayınlanacak olan dizisinden de bir ilk kısa fragman yayınlanması bekleniyor. Bunlara ek olarak nasıl oldu da yıllardır hala devam ettiğini akıl sır erdiremediğimiz DC dizi evreninin üyeleri Batwoman, The Flash, Superman and Lois gibi dizilerden de yeni sezon fragmanları gösterilecek. Yeni kitap ve çizgi roman haberleriyle sadece izlemekten değil okumaktan da hoşlanan DC fanlarını üzmeyecek gibi gözüküyor etkinlik. Umarız ki yıllardır sinemada da televizyon dünyasında da bir türlü tutarlılık yakalayamayan DC'nin daha net bir yol haritası açıklayacağı ve takipçilerini mutlu etmeyi başarabileceği bir gün olur 16 Ekim. Hem eleştirmenler hem de izleyicilerden yüksek notlar alıp bir de 1 milyar dolar gişe barajını geçmeyi başarabilen tek 18 yaşlıları olan film olma unvanını elinde bulunduran Joker gösterime girdiğinden beri direkt kolay tam 2 yıl geçti. İnanması zor çünkü bu filmin gösterime girmesinden çok kısa bir süre sonra başlayan Covid-19 pandemisi zaman algımızda da oynadı. Adeta Thanos'un parmak şıklatması sonrası yok olup 5 yıl sonra geri gelen insanlar gibi bir zaman kayması hissediyoruz desek yeridir. Ama sonuçta 2 yıl geçti ve bu süreçte Joker 2 filmine dair çok sayıda dedikodu duyduk. Filmin yönetmeni Todd Phillips bir devam filmi yapmak istemediğini özellikle vurgulasa da Warner Bros. Kesinlikle ikinci filme yeşil ışık yakmıştı. Geçen sene ise yönetmenimiz de aslında bu fikre biraz daha sıcak bakmaya başladığını belirtmişti ama o zamandan bugüne elle tutulur herhangi bir gelişme yaşanmadı. Geçen hafta New York Film Festivali'nde The Playlist'e röportaj veren filmin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'e Joker karakterinin halen irdelenebilecek oldukça ilginç yanları olduğunu belirterek ikinci filme kapılarını hiçbir şekilde kapamadığını bir kez daha dolaylı olarak belirtti. Üstelik ilk filmi çekerken de oldukça doğaçlamaya bağlı ve ilk yazılan senaryodan tamamen farklı sahneler aracılığıyla bu karakteri yarattıklarını tekrarlayarak aslında olası bir ikinci filmde de bunun karakteri geliştirmek için izlenebilecek bir yol olduğunu belirtmiş oldu. Bizce ilk Joker filmi güçlü yanları ağır bassa da zayıf yanları da göz ardı edilemeyecek bir yapımdı. Bu zayıflıkların esas noktasında ise sistemin çıldırma noktasına getirdiği bir adamın delirme öyküsünü bekleyen bir izleyiciye daha doğal delirenlerden delirme noktasına gelen bir adamın hikayesinin aktarılması ve senaristin bir Hollywood filmi yapıyor olmasının da etkisiyle elini korkak alıştırmasıydı. İkinci bir filme biz de çok olumsuz bakmıyoruz ama sinema evrenini yeniden düzenlemeye ve baştan kurmaya çalışan DC'nin bu tarz bir hikayeyi düzgün bir şekilde evrenin zaman çizgisine konumlandıramayacağını düşünüyoruz. Üstelik başarısız bir devam filminin ilk filmin demin söz ettiğimiz o güçlü yanlarını da yok edebilme ihtimali dolayısıyla belki de Joker'in başarılı bir solo film olarak tarihte yer almasının ve kendisine dokunulmamasının daha iyi bir fikir olabileceğine inanıyoruz. Bakalım para göz oluyor. 6 yumurtlayan tavuğun peşini bu sefer bırakacak mı? Twitch 6 Ekim sabahı eklendi. Eğer şu ana kadar bundan haberi olmayan izleyicilerimiz varsa Twitch hesaplarını kontrol etmelerini ve şifrelerini değiştirmelerini öneriyoruz. Ama buna ek olarak asıl söylemek istediğimiz şey Twitch'te yayıncılık yapan birçok kişiye yapılan ödemelerinde bu eklenme sonucu basına sızmış olması. İlk bilgilere göre Twitch'te yayın yapan 81 kişi Ağustos 2019'dan beri aylık 1 milyon dolardan fazla kazanıyor. Son zamanlarda Twitch yayıncılarının yapılan linç girişimlerine ve nefret söylemlerine karşı koruyamamasıyla ve üstelik merkez ofislerindeki toksik çalışma kültürü ve taciz dedikodularıyla anılır olmuştu. Son dönemde de bu algıyı kırmak için mücadele veriyordu. Bu sızıntılardan sonra mevcut yayıncılar kendilerine yapılan bu yüksek ödemelerin de açığa çıkmasıyla daha da fazla nefret söylemine maruz kalmaya başladı. Üstelik bu sızıntının sadece ilk dalga olduğu, hackerların elinde çok daha fazla bilgi bulundurduğu ve bunları yavaş yavaş basına verecekleri de konuşulmakta. Gözüken o ki 21. yüzyıl sosyal medya skandallarının yüzyılı olacak.
Konami sahalara geri dönüyor. Oyun devi Konami son 10 yıllık süreçte ne yazık ki piyasayı peşinden sürükleyen büyük oyunlar üretme kimliğinden uzaklaşmıştı. Bu 90'lı yıllardan beri devam eden birçok popüler oyun serisinin de sona erdiği gibi bir izlenim yaratarak eski oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı. Ama son gelen haberler gösteriyor ki Konami bu popüler markalarını da yanına alarak piyasada yeniden adından söz ettirmeye ve eski oyun devi kimliğine dönmeye hazırlanıyor. Video Game Chronicle ve Eurogamer'dan gelen haberlere göre Konami şu anda Hideo Kojima şaheseri Metal Gear Solid 3 yeniden çevrimi ve yeni bir Castlevania oyunu üzerinde çalışmakta. Kojima'dan söz açılmışken kendisine yazık ki Metal Gear Solid için geri dönmüyor. Fakat sızan en sağlam dedikodulardan birisi Kojima'nın kendi yapım şirketiyle Konami arasında bir anlaşma yaptığı ve şimdilik Abandoned ismi verilmiş bir korku oyunu üzerinde çalıştığı. Ve sıkı durun, bu oyun aslında büyük ihtimalle yeni bir Silent Hill oyunu. Bilindiği üzere 2014 yılında PT ismiyle verilen kısa bir demo ile tanıtılan Silent Hill isimli oyun belki de tüm zamanların en çok beklenen korku yapımlarından birisiydi. Sadece kısacık bir demo bile tüm korku oyunu türünü etkilemişti. Bu sene yayınlanan en son Resident Evil oyununun House Benevento isimli kısmı dahi bariz bir şekilde Silent Hills PT demosundan fazlaca etkilenmiş, hatta belki de oyunun en ürkütücü ve gerilimli kısmını deneyimletmişti insanlara. Umarız ki Kojima bu yapıma geri döner ve başladığı işi bitirmek için kolları yeniden sıvar. PT demosunun final sahnesinde olduğu gibi The Walking Dead'deki rolü haricinde ne yazık ki ismini çok da duyamadığımız Norman Reedus da umarız projeye geri döner ve biz de korku başyapıtı olan Silent Hill 2'dan beri görüp görebileceğimiz en iyi Silent Hill oyununu deneyimleyebiliriz. Trainspotting'e bir devam dizisi geliyor. Başarılı İngiliz yönetmen Danny Boyle tarafından çekilen gençler arası uyuşturucu meselesini ele alarak yola çıkıp iyi bir sosyal analizde yapan 1996 yapımı klasik Trainspotting, 2017 yılında hiç beklenmedik bir şekilde bir devam filmine kavuşmuş ve ilk film kadar olmasa da genelde olumlu eleştirilerle karşılaşmıştı. Bu olumlu eleştirilerin temelinde ise şüphesiz Danny Boyle'un yönetmen koltuğuna dönmesi ve izleyicilerin çoğunun genelde ne yazık ki sadece genç Obi-Wan Kenobi olarak tanıdığı Ewan McGregor ve tabii ki yine Ewan Bremner, John Lee Miller ve Robert Carlyle'da rollerine geri dönmesi yatıyordu. Devam filmi McGregor karakteri Brandon'a odaklanmıştı fakat şu an yaklaşmakta olan devam dizisiyle Robert Carlyle'ın karakteri Bagby'nin ilk filmden 20 yıl sonraki bir zaman diliminde geçen yaşamını ön plana alacak. 6 bölüm sürecek olan yapım Irvin Welsh'in The Blade Artist isimli romanından uyarlanıyor. Robert Carlyle'ın idari yöneticilik görevini de üstlendiği bu yapımı iple çekiyor ve Trainspotting'in özellikle ilk filmini tüm kanal izleyicilerimize öneriyoruz. Evet, Geek Gündemi'nin 3. bölümü bu kadardı canlar. Siz bu yaklaşmakta olan film, dizi ve oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geeklerin altın çağında yaşamaktan memnun musunuz yoksa bu kadar fazla içeriğin üzerimize fırlatılmasından kaynaklı bir yorgunluk da mevcut mu? Aşağıda yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene dek hoşça kalın. İyi ki varsınız.